Herkese merhabalar, Kader Çalgı ben. Umarım iyisinizdir. Sağlığınızla ve huzurunuzla ilgili herhangi bir sorun yoktur. Şubat ayının sonunda okuduğum ve beni ters köşe yapan bir kitaptan bahsetmek istiyorum size. Bu kitabın çıkmasını uzun zamandır bekliyordum. Çünkü ben çok sıkı bir Amin Maluf hayranıyım. Yazarın genel yazış tarzına baktığımızda biraz daha ters bir kitap olduğunu görüyoruz. Bu kitaba geçmeden önce yazarın diğer kitaplarına da isterseniz ve tarzına bir göz atalım. Bendeki kitapları, Işık Bahçeleri, Dolunay Limanları, bunu çok severim. Semerkant zaten yazarın Türkiye'de en çok sevilen ve bilinen eserlerinden bir tanesidir. Yolların Başlangıcı ve Afrikalı Leo benim kitaplığımda yazara ait kitapların arasında yer alıyor. Fakat Empedokles'in Dostları kitabında biz Amin Maluf okurları olarak biraz ters köşe olduk. Neden mi? Çünkü az önce gösterdiğim yazarın kitaplarında biz biraz daha doğu hikayelerini, oradaki inanç farklılıklarını, dil ve din farklılıklarını yazarın ustaca kaleminden akıcı bir dille okumaya alışkınız. Yazar zaten günümüzün masal anlatıcılarından bir tanesi olarak biliniyor ve hatta bazı otoriteler tarafından da modern binbir gece masalı anlatıcısı olarak da adlandırılıyor. Yazarın hikayelerinde sık sık Lübnan'ı görüyoruz. Doğu medeniyetlerini görüyoruz, Akdeniz Havzası'nı görüyoruz. Buradaki uygarlıkların çöküşünü aslında bir anlamda hep okuyoruz. Yazarın az önce gösterdiğim kitaplarında hep aslında kitapların sonlarında daha doğrusu olumsuz bir hava var. Yüzyıllar öncesine baktığımızda medeniyetin merkezi olarak doğuyu görürken şu anda medeniyetin merkezinin batıya doğru kaydığını görüyoruz. Bunun sebebi de doğu medeniyetlerinde yaşanan genelde mezhep ve din kaynaklı çatışmalar. Zaten yazarın esas derdi ve anlatmak istediği tüm kitaplarında bu. Yazarın hayatına bakacak olursak da Lübnan doğumlu ve Lübnan'daki yaklaşık 14 sene süren iç savaşlar ötürü Fransa'ya göç etmiş. Hayatını şu anda Fransa'da idame ettirmiş. Eserlerini Fransızca olarak yazan bir yazar. Yazarın zaten doğu ile ilgili kaygıları ve dünya ile ilgili kaygıları varken Empedokles'in Dostlarının çıkması aslında bizi çok şaşırtmamalıydı. Bu kitaptan önce yazarın yazdığı iki tane daha kitap vardı. Bu Uygarlıkların Batışı ve Ölümcül Kimliklerdi. Bu iki kitapta aslında yazar şunu anlatmak istiyordu. Biz eğer din, dil, millet, cinsiyet ve inanç farklılıkları ile ilgili problemlerimizi halletmezsek, birbirimizi bunlarla ilgili ayrıştırmaya devam edersek, kendi elimizle yarattığımız teknolojik gelişmeler bizim sonumuzu getirecek kaygısını yazar bu iki kitabında net olarak anlatıyordu. Şimdi zaten Empedokles'in Dostları kitabına basın bülteninde de bu iki kitabın referans alındığı ve bu kitabın onun üçüncü kitabı olduğu şeklinde bir yazı da vardı. Hatta ben bu kitabı alıp okumaya başladığımda ve hikayelerimde paylaştığımda birçok okur arkadaşım diğer önceki iki kitabını okudun mu, bu bir üçlemeymiş gibi bana döndüler. Bu eser tek başına da okunabilir. Diğer o iki eserle beraber de okunabilir. Diğer iki eserle beraber okunabilmesinin esas nedeni fikriye altyapılarının diğer iki kitapta oluşması olarak söyleyebiliriz. Bu kitabın konusundan biraz bahsetmek istiyorum. Çok da böyle ipucu vermek istemiyorum. Esas mesele bunun konusunda ve olay akışından. Bir Atlas Okyanusu'nda küçük bir ada düşünün. Burada aslında yazarın kendi hayatından da birçok alıntı var ya da etkilendiği birçok yer var. Yazar da müzevi bir adada yaşamayı çok seviyor. Orada bir Alec ve Eve karakteri var. Alec karakteri bir teknik ressam. Eve karakteri de çok satan bir kitabı yayınlamış. Bunu yazmış. Fakat daha sonra kitabın çok satılmasıyla beraber müzevi bir hayata çekilmiş bir bayan yazar. Bunlar aynı adada yaşadıklarını biliyorlar. Ta ki dünyanın başına gelen felakete kadar da birbirleriyle aslında seviyeli bir ilişkileri var. Bir gün ne oluyor? Çok büyük bir karartı oluyor. Bütün elektrik hatları, internet hatları ve dünya ile iletişim kurabilecekleri her şey kesiliyor. Alec karakteri aslında tam olarak ne olduğunu anlıyor. Biz kitabı da Alec'in bir aile günlüğünden okuyoruz. Geri dönüşlere baktığımızda bunun neden kaynaklandığını, uygarlığın nasıl battığını, Amerika'nın başına gelen küresel bir terör saldırısının bir takım şeylere yol açtığını ve bunun öncesini net olarak okuyoruz. Kitabın konusu ve akışı ile ilgili çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Okuyanların şevki kaçmasın diye, ama burada çok önemli bir karakter var aslında. Kitaba adını da veren Empedokles'in dostları kimdir? Daha doğrusu Empedokles kimdir? Biraz da oradan bahsedelim. Empedokles, Sicilya'da Platon'dan önce yaşamış bir felsefeci, bir bilim adamı, bir düşünür. Bu kişiyi bu kadar özel yapan nedir? Çağdaşlarında kendisi gibi bu kadar çok bilim adamı varken.
Bir simya ile uğraşıyor. Bununla ilgili bir gizemi var. Bir de Sicilya biliyorsunuz Etna Yanardağı'nın eteklerinde kurulmuş olan bir ülke. Etna Dağı'nın patladığı sırada bu bilim adamı da ansızın ortadan kayboluyor. Ve herkes yaşadığı dönemde aslında Empedokles'i biraz tanrılaştırıyor. Diyorlar ki o Etna Dağı patlarken içine doğru atladı, ölümsüzlüğe kavuştu. Yazar konuyla Empedokles'i nasıl bağlamış ona da bakalım. Yazarın modern dünya insanlarından biraz umudunu kaybedip eski Yunan'dan gelebilecek bir mucizeyi beklediğine, çünkü yazar zaten oradaki o Atina'daki 70 yıllık kalkınıştan kitaplarında da çok bahseder aslında. Bu uygarlıkların batışı ve ölümcül kimliklerde. Geçmiş dönemden gelebilecek tanrısal bir karakterin ve onların dostlarının dünyayı kurtarabilecekleriyle ilgili bir inanç silsilesi üzerine bu kitap yazılmış. Yazarın kitaplarının sonları aslında hep bir ümitsizlikle ve bir böyle karamsarlıkla biter. Okuyanlarınız varsa bilirler. Ama bu kitabın sonu o şekilde değil. Yazarın bu kitabının sonunda ümit var. Hala insanların kurtulabileceğine, daha doğrusu uygarlığın batışının durdurulabileceğiyle ilgili ümitleri var. Bu kitabı Covid-19'la da ilişkilendirmek mümkün. Dünyanın dengeleriyle nasıl oynadığımız ve şu anda nasıl bir salgınla boğuştuğumuz malum. Ama yazar bu kitabı salgından yaklaşık bir sene önce bitirmiş, yazmış. Çünkü diyorum ya, yazar zaten uygarlıkların batışına ve ölümcül kimliklerde bu konuyu sık sık vurguluyor. Yazdığı dosyayı rafa kaldırmış. Fakat Covid-19 süreciyle beraber yaşanan gelişmeler ışığında arkadaşlarının da önerisiyle tekrardan yayıma göndermeye karar vermiş. İyi ki de yazmış. Eğer siz sıkı bir Afrikalı Leo, Yolların Başlangıcı, Semerkant okuruysanız bu kitap sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Sizin de küresel kaygılarınız varsa, uygarlığın batışı ile ilgili sıkıntılarınız varsa ve yarı distopik türler okumayı seviyorsanız bu kitabı da size ısrarla öneririm. Ben sevdim mi sevdim, ama diyorum ya, ben yazarın doğu hikayelerini, Akdeniz havzasından gelen kültürlerin hikayelerini okumayı biraz daha çok sevdiğim için bu kitap aslında bir miktar hayal kırıklığı uğrattı. Çünkü hani biz yazarların genel üsluplarıyla onları seviyoruz ve onların o kitaplarını okumaktan büyük keyif alıyoruz. Yani okunabilir, evet, külliyatında kıymetli bir parça. Semerkant benim Amin Maluf kitapları içerisinde en özel saydığım kitaplardan bir tanesi. Tabii ki diyorum ya, karşılaştırılamaz. Bu kitabın derdi biraz daha başka, bu kitabın derdi biraz daha başka. İki farklı konu görüyoruz ya da aynı konunun beş biçimlerde anlatışını görüyor olabiliriz. Distopik eser sevenlere öneririm. Amin Maluf kitaplarını sevenlere de öneririm. Benim bu kitapla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Vakit ayırıp dinleyenlere şimdiden teşekkür ederim. Mutlu günler.